Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, ayın genel başlıklarına bir göz atalım önce. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda parlayacak, daha sonra Yengeç burcuna geçecek. Bu ay Merkür retrosu sona eriyor. Ay boyunca Mars Koç burcunda olacak. Yay burcunda sizin için önemli bir dolunay var ve ayın sonlarında Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda ilerleyecek. 30 Mayıs'ta İkizler burcu yeni ayı doğmuştu. Zaten Haziran'ın ilk yarısı bu gündemler. İkizler yeni ayı gündemlerimiz devrede olacak. Ve biraz da hani eşinizle ilgili konular, işte arkadaşlıklar, böyle işbirlikleri, ortaklıklar ya da evlilikle ilgili beklentilerinizi ön planda tutabilirsiniz. Merkür retrosu 3 Haziran'da tamamlanıyor. Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak Merkür. Geçtiğimiz Mayıs ayında Merkür'ün gerilemesi nedeniyle gerek ilişkilerde, işbirliklerinde veya iş hayatımızda, günlük hayatımızda biraz daha bazı şeyler geri planda kaldı. Gecikmeler oldu, ertelemeler oldu. Tam hızlı çözemedik bunları. Şimdi Merkür düzeliyor. Önce Boğa burcunda 13 Haziran'a kadar ilerleyecek. 13'ünden sonra İkizler burcuna geçecek. Hani günlük hayatınızda yaşadığınız mekanların belki tadilatları var. Hani işle ilgili hazırlıklarınız var. Buraları artık bir ele alabilirsiniz, toparlayabilirsiniz. Ayın 13'ünden sonra ise İkizler'e geçecek. Dolayısıyla hani ilişkilerde eşinizle, partnerinizle olan konuşmalarınızda, diyaloglarınızda daha rahat ilerleyebileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz sevgili yaylar. Mars ay boyunca Koç burcunda, enerjiniz gayet güçlü Mars sayesinde. Zaten kişisel gezegeniniz Jüpiter'de Koç'a geçti, biliyorsunuz. Hani burada bir özgüveninizi arttırıyor, cesaretinizi arttırıyor ama biraz daha sabırsız olabilirsiniz. Dürtüsel davranma eğiliminiz de olabilir. Hem maddi konularda böyle hevesli bir şekilde ben yaparım ederim gibi böyle bir girişken haliniz olabilir. Aşk hayatınız ve romantik konularda da daha cesur davranabilirsiniz ay geneline baktığımızda. Ve ayın 14'ünde sizin için çok önemli olan bir dolunay var. Çünkü her yıl burcumuzda bir dolunay, bir yeni ay olur. Aralık ayında, geçtiğimiz Aralık'ta burcunuzda yeni ay yaşamıştık. Şimdi ayın 14'ünde 23 derece yay burcunda dolunay meydana gelecek. Aralık ayında başlamış olan bazı konuların da tamamlanma dönemi aslında. Dolunaylar bir sonuç alma dönemidir, dönüşüm dönemidir, farkındalık dönemidir. Sizin için de böyle önemli bir dönem bu. Hem kendinizle ilgili hayatınızdaki şartları, içinde bulunduğunuz durumları şöyle bir algılayabilirsiniz. Hedefleriniz bir netleşebilir. Ve belki yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız nedeniyle de bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Her durumda başkalarının dikkatini çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunayın sizin için çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu dolunayla beraber yer değişiklikleri olabilir. İşle ilgili veya işte ev değişiklikleriyle ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlığınıza dikkat edin. Çünkü Merkür'ün işte Boğa burcunda gerilemesi, 6. evinizdeki geçiş, biraz hani bu burcunuzda olan dolunay biraz fiziksel, bedensel, ruhsal, kendinizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Sağlıkla ilgili ihmal ettiğiniz konular varsa belki bunları fark etmeniz, böyle bir iyileşmeler için adımlar atmanız mümkün. Bunun yanı sıra bedensel imajınızda, görünümünüzde değişimler olabilir. Belki böyle saç modelinizi değiştirirsiniz ya da bir diyete başlarsınız. Bunun için de dolunaydan sonraki günler çok daha uygun olabilir sevgili yaylar. Ayın 13'ünden itibaren Merkür ikizlere geçiyor. 23'ünde ise Venüs ikizlere geçecek. Ayın özellikle son 10 günlük döneminde ilişkilerde daha fazla hareket, iletişim, bilgi alışverişi, konuşma, görüşme. Tabii buna işle ilgili, ticari bazı ortaklıklarla ilgili aktiviteler de olabilir. Bunları daha hızlı hayatınıza taşıyabilirsiniz. Evet, dolunay sırasında Güneş'le Satürn'ün bir üçgeni var. Aynı zamanda Güneş'le Neptün'ün de bir karesi var ki 14'ü, 15'i, 16'sı bu açılar aktifleşiyor. Güneş-Satürn üçgeni size ilişkilerle ilgili bazı güzel destekler getirebilir. Yani eşinizden, ortağınızdan ya da yakın bir arkadaşınızdan. Güneş-Neptün karesine biraz dikkat edin. Alerjik sorunlar, bağışıklık sistemi problemleri olabilir. Özellikle ailevi konularda da belki çok idealist ya da çok duygusal davranabilirsiniz. Yani buralardaki tavırlarınıza, beklentilerinize daha gerçekçe yaklaşmakta fayda var. Ebeveyn ilişkileri olabilir bunlar. Ya da ev ve yuva ile ilgili
örneğin bazı beklentileriniz olabilir. Evet, ayın 21'inde Güneş artık Yengeç Burcu'na geçecek. 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay etkileri Haziran'ın sonları ve özellikle Temmuz ayının ilk günlerinde daha fazla gündemimizde olacak tabii ki yengeçler, sevgili yaylar. Bu Yengeç yeni ayı 8. evinizde doğacak. Yeni ay sırasında Venüs'te Jüpiter'in de güzel bir açısı var. Biraz hani bu parasal konulara ama ilişkilerle bağlantılı finansal paylaşımlara ya da başkalarından gelecek kaynaklara aslında dikkat çekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecektir. Özellikle 7 derece ve yakınlarında öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu yeni ayın tesirleri sizin için önemli olabilir. Bu yeni ayla beraber belki bir kredi gündeme gelebilir. Bir yatırım için ya da işte bir iş kurmak için, ev almak için bir kredi almak isteyebilirsiniz ya da evlenmeye karar verdiniz. Hani bununla ilgili bazı borçlanmalar söz konusu olabilir. Ama maddi durumunuzu değiştirebilecek, özellikle ilişkilerle ilgili maddi durumunuzda rahatlamalar sağlayacak bazı kaynaklarınızın artması da mümkün olabilir tabii ki sevgili yaylar. Evet, ayın geneline baktığımızda güzel, şanslı, değerlendirebileceğimiz fırsatlı günler var. Bunları hani hem ilişkilerimizde hem işle ilgili girişimlerimizde değerlendirebiliriz. 12'si, 11'i, 12'si, 13'ü yani buralar hani gerek iş ve mesleki konularda veya sağlığınızla ilgili konularda hızlı gelişmelerin olabileceği günler. Başkalarından da mesela bir yardım, destek bekliyorsanız bazı sürprizler, destekler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra ayın 19'u, 20'si, 21'i, 27'si, 28'i bunlar da nispeten daha verimli gökyüzü kombinasyonlarının olduğu, şanslı açıların olduğu günler. Bunları da değerlendirebilirsiniz sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.